Evet, evet kaydımız başlamıştır. Tekrar merhabalar. E, bugünkü konumuz e, Çiyan kitabımızda 85 örtük fonksiyonların türevleri (derivatives of implicit functions). Yani bizim şu dönemin başından beri zaman zaman söylediğim e, çölde toz bulutunun arkasındaki deveyi veya ne varsa orada işte onu e, şey yapıp e, görmeden e, uzaktan saptama ve ondan sonra onu yönetme problemi oraya geldik. Ee, örtük fonksiyonlar, implicit functions. Ha bu arada bugünkü dersimiz sadece ders olacak. Egzersiz yapmaya, alıştırma yapmaya zaman kalmayacak. Çünkü bayağı uzun bir ders bu. Onun için iki şeyi de, hani iki saatimizi de e, dersle geçireceğiz. Arada e, birinci saatin sonunda yine bir şey vereceğiz. Ufak bir mola veririz. 3-4 dakika dört, dört kadar. Evet. Peki. Örtük fonksiyonlar implicit functions, açık fonksiyonlar explicit functions. Biz şu ana kadar açık fonksiyonlar gördük. Şimdi e, explicit açık açıkça belli olan demek. Implicit de örtük peçeli veya şey gibi böyle e, ima edilen. Aslında imply İngilizce'de ima etmek, Türkçe'deki ima etmenin karşılığı. Yani bir şeyi açıkça söylemeden dolaylı yollardan. Göstermek, görmek gibi. To imply, ima etmek. Yani e, hissettirmek, e, açıkça söylemeden bir şeyi ifade etmek. Bunun bu anlama geliyor. Implicit de bu şekilde yani örtük. Örtük sözcüğü çok güzel karşılıyor aslında Türkçe'de. Yani implicit'in karşılığı olarak örtük pekala güzel oluyor. E, evet. Peki bir Açık fonksiyon işte nedir? y eşittir f x eşit 3x üzeri 4 bildiğimiz e, fonksiyonlar. şu ana kadar gördüklerimiz hep açık fonksiyondu. Bunun, bu, bu fonksiyonda, bu örnekte bir açık fonksiyon. Yani ysi x'i belli işte x bağımsız değişken, y bağımlı değişken, bağımsız değişken açıkça ve fonksiyonel formu belli olarak e, şeyin bağımsız değişkenin bir fonksiyonu olarak işte görebiliyoruz buna açık fonksiyon, explicit function deniliyor. Peki bunun örtük hali nedir? Olur mu? Olur. Örtük fonksiyon, implicit function işte büyük F Y X diye adlandırılıyor. Yani büyük F örtük fonksiyon için, küçük F açık fonksiyon için kullanırken büyük F örtük fonksiyon için kullanılıyor ve parantezin içine ilk önce içsel değişken ya da değişkenleri koyuyoruz. Sonra noktalı virgülle ayırıp dışsal değişken ya da değişkenleri koyuyoruz. Burada y x denilmiş. Y noktalı virgül x yani bir tane y bir tane içsel şey var içsel değişken var. Ondan sonra bir tane de dışsal değişken x var. Ee, peki deminki fonksiyonumuzu yani açık fonksiyonumuzu örtük fonksiyona dönüştürsek ne olur? y eksi fx şeklinde dönüştürebiliriz. Yani y eksi 3x üzeri 4 eşit 0 yaparız. Bütün e, bağımlı bağımsız her şeyi sol tarafa atıp sağ tarafa sıfır bıraktığımız zaman, bu işte bunu bir örtük fonksiyon olarak görebiliriz. Bu aslında bir homojen fonksiyondur, yani veya homojen denklemdir. Dolayısıyla her şey sol taraftadır, sağ tarafta sıfır vardı, sağ tarafta hiçbir malzeme kalmamıştır, ne değişken ne sabit. Ama bu şimdi e, denilebilir ki ya ne alakası var? Yani e, açık fonksiyon işte görüyorsak bunu böyle yapmanın ne gereği var? gerçekten de açık fonksiyonu elimizde ise bunu böyle yapmanın bir gereği yok. Ama elimizde o fonksiyon açık olarak verilmemiş olabilir. Böyle x'lerin y'lerin yani e, dışsal içsel tüm değişkenlerin bir yumağı şeklinde verilmiş olabilir. Ve biz bundan y'yi x cinsinden çekiyor, çe çekemeyebiliriz. O kadar karmaşık bir fonksiyon olabilir ki bu yumak halinde böyle y'yi x şeklinde e, x cinsinden çekemeyebiliriz. Onu öyle açık şeklini göremeyebiliriz. O durumda da işte analiz edebiliyoruz. Şimdi onu öğreneceğiz. Ee, genel örtük fonksiyon general implicit function. Ee, büyük f y x eşit sıfır ya da çok değişkenli olursa büyük f y işte noktalı virgül X1'den x 1'den x m'ye kadar kaç tane bağımsız değişken varsa eşit sıfır. Bunun bir ileri aşaması da modeller şeyler denklem sistemleri. Yani bir tane örtük değil mesela 10 tane örtük denklemden oluşan bir sistem. Biraz sonra onu da göreceğiz. Yani doğal genellemesi de bu. Şimdi her açık fonksiyon yani y eşittir fx. Büyük f y x eşit sıfır biçimde bir örtük fonksiyon olarak ifade edilebilir. Aynı. Yani her şeyi sol tarafa at, sağ taraf sıfır kalsın. İşte örtük hali bu. Güzel. Ama her örtük fonksiyon açık fonksiyon olarak ifade edilemez. İşte mesele de burada zaten. Yoksa hiç öyle bir derdimiz olmazdı. Açık fonksiyonlarla devam ederdi. Ha, bir örnek görelim. Büyük f y x eşittir x kare artı y kare eşit sıfır. Hmm, i̇lginç, tuhaf bir fonksiyon. X kare artı y kare eşit sıfır. X veya y'nin herhangi bir tanesi sıfırdan farklı olsa bu denklem sağlanmaz. Yani x sıfır y bir olsa veya x bir y sıfır olsa veya x çok küçük bir şey olsa. 0,0001 bile olsa ve y'de 0 olsa mesela yine sağlanmaz. Çünkü o 0,0001'in karesi de yine pozitif bir şey olacaktır. Dolayısıyla 0 olmayacaktır bunların toplamı. Ve bu şeyin, bu denklemin ya dolayısıyla bu fonksiyonun sağlanabileceği, bu örtük fonksiyonun sağlanabileceği tek nokta 0,0 noktasıdır. Yani hem x'i hem y'si 0 olan noktadır. Orijin dediğimiz. Ee, onun haricinde de bir yerde sağlanmaz bu. Bu bir dejenere çemberdir. Tek noktadan oluşan bir çemberdir bu. Biz mesela çemberin şeyini nasıl biliyoruz? Çemberin denklemini x kare artı y kare eşit r kare değil mi? Merkezi orijinde olan bir çemberi böyle biliyoruz. Daha genel yazarsak x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare gibi. Yarı çapın karesi gibi daha genel merkezi sıfır sıfırda değil de a b noktasında olan bir çemberi de böyle tanımlayabiliriz lisede geometri derslerimizden falan hatırlıyoruzdur herhalde. Yani genel bir çember denklemi. Peki ama burası dejenere bir çember çünkü sadece tek bir noktadan ibaret sıfır sıfırdan başka hiçbir yerde sağlanmıyor mu? Sağlananını görürsek nasıl olur bakalım. İşte burada bir çember var. Düzgün çember bu dejenere falan değil. Merkezi var, yarıçapı var, işte çevresi var filan bildiğimiz çember. E nedir bu? Mesela bir örnek. fx eşittir. X kare artı y kare eksi 9 eşit 0. Güzel. Ne demek bu? Eksi 9'u öbür tarafa atarsam 9 olur. X kare artı y kare eşit 9. E nedir bu? Merkezi orijinde olan yarı çapı 3 olan bir çember. 9 r kare işte r yarı çapın karesi dolayısıyla yarı çapı 3 bunu. E, peki bu bir fonksiyon mu? Hayır bir fonksiyon değil. Bir çember bir fonksiyon değildir. Çünkü herhangi bir x'ten yani eksi 3 3 arasında tanımlı bu çember sonuçta. X'i eksi 3 ile 3 arasında onun dışında tanımlı değil. Ama eksi 3 3 arasında herhangi bir noktadan nokta alıp ondan bir düşey çizgi çekersem çemberin iki noktasını keser. Dolayısıyla bir x'e 2y karşılık gelir bir çemberde. Dolayısıyla bir çember bir fonksiyon değildir. Peki ne yapabilirim? Her bir yarısını, üst yarısını veya alt yarısını alabilirim üst yarısı kendi başına bir fonksiyondur. Alt yarısı da kendi başına bir fonksiyondur. Ama ikisini birleştirince çember bir fonksiyon olmaktan çıkar. Bir bağıntı olur. Yani x kare artı y kare eksi 9 eşit 0. Başka bir sınırlama getirmezsem. Yani y'si pozitif y'si negatif gibi bir sınırlama getirmezsem. Ne olur? Ee, bir bağıntı olur. Bir fonksiyon olmaz. Ama üst yarısını ve alt yarısını ayrı ayrı tanımlayabilirim. Ve onları ayrı ayrı fonksiyonlar olarak görebilirim. Üst yarısı nedir? y büyük eşit sıfırdır. Şu üst yarı. Alt yarısı da y küçük eşit sıfırdır. O da şurasıdır. Yani çemberin denklemine bir de bu kısıtları koyarsam o zaman işte y büyük eşit sıfırda alt yarıya atmış sadece üst yarıya tutmuş oluyorum. Y küçük eşit sıfırda da üst yarıya atmış sadece alt yarıyı tutmuş oluyorum. Bunlar birer fonksiyondur. Nedir bunlar? İşte şuradan çekersem y kare eşittir artı 9 eksi x karedir. O zaman y artı eksi karekök 9 eksi x karedir. Bunun üst yarısı artı karekök 9 eksi x karedir. Alt yarısı da eksi karekök 9 eksi x karedir. Tamam, güzel. Bunlar da birer fonksiyondur. Üstelik türevlenebilir birer fonksiyondur. Güzel. Burada da bakın yazmışım işte bunu bir ben şurada kaynaktan aldım bir Türkçe Wiki.org diye bir yerden ondan sonra bir şey almışım. Aldığımı hatırlamıyorum bir de ama buradan almışım demek ki. Ondan sonra ee, bir çember resmi gayet güzel. E, ondan sonra işte şunları da eklemişim buraya x kare artı y kare eşit 9 çemberin eklemi. Üst yarısı, alt yarısı y eşittir artı karekök 9 eksi x kare. Aşağısı da y eksi karekök 9 eksi x kare. Güzel. Peki soru şu: Ne zaman yani hangi koşullarda bir örtük fonksiyon bir açık fonksiyonu tanımlar? Yani örtük bir ifade verildiği zaman bize biz bundan bir açık fonksiyon olduğunu ve bunun türevlerini bulabilir miyiz? Derdimiz bu. Çünkü açık fonksiyon olduğunu bilirsek, bir şekilde bir şey birisi söylerse bize açık fonksiyon olduğunu ve bunun türevlerini de hesaplamanın bir yolu varsa fonksiyonun kendisini görmeden. Çünkü her zaman göremeyiz o açık fonksiyonu. Ha, o takdirde işimiz çoğu o büyük oranda görülür. Yani türevlerini biliyorsam işte bir x'i birazcık arttırdığım zaman y'yi ne yapıyorum? A azaltıyor muyum? Arttırıyor muyum? Ne kadar azaltıyorum? Ne kadar azaltıyor arttırıyorum? Bunları bilebilirim. Hatta ölçüsünü bilmesem bile sıf artı eksisini bilsem o türevin pozitif mi negatif mi? O bile bana bir şey söylüyor. Yani x artınca y de mi artıyor yoksa x artınca y azalıyor mu? Değil mi? Ee, çok iyi bilgi bu. İşte hani toz bulutunun arkasındaki deveyi nasıl götüreceğiz? O türevlerle gödeceğiz sonuçta. Evet. Peki. Ee, evet. Nedir bu? Şöyle yani bunu matematikçe yazarsak büyük f y x1'den xm'ye kadar eşit 0 olan örtük fonksiyon küçük y eşittir küçük f x1'den xm'ye kadar diye bir açık fonksiyon tanımlar mı tanımlamaz mı? Bunun yanıtı da örtük fonksiyon teoremi. İngilizcesi implicit function teorem. Türkçe'de ÖFT diye kısaltılır. Örtük fonksiyon teoreminin baş harfleri. İngilizce'de de IFT ÖFT diye implicit function teoremin baş harfleri. Ee, biliyorsunuz ben birçok şeyi hani ne ezberlemeyi ne de kanıtsız geçmeyi sevmiyorum. Ama e, yani bu şeyin, bu teoremin her ne kadar bazı özellikler, bazı şeylerin kuralları, koşullarını tartışacağız. Ne demek olduklarını bileceğiz ama resmi her durum için Kanıtını vermek bu şeyin üzerinde. Bu düzeyin üstünde. Daha fazla matematik bilgisi gerektiriyor. Onun için tam kanıtını vermeyeceğim. Sadece sezgisel olarak hangi parçası ne diyor ne işe yarıyor onu şey yapacağım. E, i̇kincisi de e, yani ezberlemek derken şiir ezberler gibi değil ama bunun A ve B koşulları var. Koşulları nedir? O koşullar yerine gelince bu teorem ve onun eki olan, onun devamı olan örtük fonksiyon kuralı (ÖFK), e, implicit function rule (IFR) isterseniz, implicit function rule, örtük fonksiyon kuralı. Bunlar ne diyor? Bunları iyi öğrenmekte, iyi şey yapmakta. O koşullar ne sırasıyla ve eksik bırakmadan ve bunlar neleri söylüyor, neleri söylemiyor? Bunu iyi anlamakta, ezberlemek istiyorsanız da ezberlemekte yarar var. Evet bir iki defa yapınca zaten ondan sonra ezberleniyor şey yapıyor yani ne yapacağımızı e, kelimesiz kelimesini değil ama yani koşullar ne ne demek onlar ne hangi koşullar var ve o koşullar sağlandığı zaman bu teorem bize ne söylüyor bir de ne söylemiyor. Çünkü sınırlı bir teorem belirli şeyleri söylüyor belirli şeyleri de söylemiyor her teoremde olduğu gibi. Peki güzel bakalım şimdi. Örtük fonksiyon teoremi ÖFT implicit function teorem IFT güzel şey bu adları böyle bunlar. Ee, büyük F y x1'den xm'ye eşit 0 için A koşulu. Büyük F'nin yani o örtük fonksiyonun hem içsel değişkene y'ye hem de diğer bütün dışsal değişkenlere x1'den xm'ye göre bütün dışsal değişkenlere göre kısmi türevleri var ve sürekli olacak. A koşulu bu. Yani büyük F'nin o örtük ifadenin içindeki tüm değişkenlere göre üçsel dışsal ha, kaç tane değişken varsa hepsine göre kısmi türevleri var ve sürekli olacak. Birinci koşul bu. Bu ne demek? Aslında o fonksiyonun o şeyin o yüzeyin yumuşak olduğu anlamına geliyor. Yani köşeler möşeler yapmıyor ki e, türevleri var. Yoksa o köşeler yaptığı yerde türevleri olmazdı. O zaman da çalışmazdı bu teorem ha Bir bu. İkincisi b büyük f eşit sıfır denklemini sağlayan yani bu örtük denklemi sağlayan x1 0 xm0 y0 gibi bir noktada ki buradan şunu anlıyoruz e, m tane dışsal bir tane de içsel boyut m artı bir boyutlu uzayda çalışıyoruz aslında. Yani bizim fonksiyonumuz fonksiyon uzayımız m artı bir boyutlu bir uzay burada. Böyle bir noktada yani şu büyük f eşit sıfırı sağlayan yani bir denge noktasında x1 0 x m0 y0 gibi bir noktada Büyük F'nin Y'ye yani içsel değişkene göre kısmi türevi sıfırdan farklı ise. ikinci koşul da bu. Bir, büyük F'nin içindeki içsel dışsal tüm değişkenlere göre kısmi türevleri var ve sürekli olacak. İki, büyük F'nin içsel değişkenine göre kısmi türevi sıfırdan farklı olacak. Bu sistemin çözülme şeyi ya da o fonksiyonun işte neyse o denklemin çözülme koşulu aslında. Biraz sonra göreceğiz. Yani çözülebilir olma koşulu. Peki o zaman işte x1 0 xm 0 buna istersek y 0 da ekleyebiliriz veya sadece m boyutlu uzayda yani tanım kümesi uzayında x1 0 xm 0 olarak da yazabiliriz bunu. İsterseniz buna y 0 da ekleyebilirsiniz. Bir boyut daha eklemiş tüm uzayda bir nokta tanımlamış oluruz. Keyif meselesi nasıl isterseniz. Ha, x1 0 x 0 noktasının öyle bir n komşuluğu vardır ki buna delta komşuluğu ya epsilon komşuluğu da diyebiliriz. Daha evvel gördük komşulukları biliyorsunuz limiti şey yaparken çalışırken limiti öğrenirken komşuluk kavramını gördük. Ve işte o deltalar epsilonlar veya n komşuluğu yine çıktı karşımıza. Ve bizim aslında yaptığımız her iş bu fonksiyon analizinde noktasal yani işte limiti türevi şusu busu hepsi bunlar noktasal özellikler. E, dolayısıyla bir nokta ve onun küçük komşuluğundan bahsediyoruz aslında. Hep orada yapıyoruz bunu sonra onu genelliyoruz bütün tanım kümesine. Yoksa çalışma çalıştığımız yer bir nokta ve onun küçük komşuluğu aslında. Peki şimdi bu koşullar sağlanırsa o zaman x1 0 xm0 noktasının öyle bir n komşuluğu vardır ki orada y yani içsel değişken x1'den xm'ye dışsal değişkenlerin bir örtük bir fonksiyonudur. Yani biz görmesek de böyle bir fonksiyon vardır. Bir defa bunu söylüyor. A ve B koşullarım sağlanırsa ben sana söyleyeyim diyor teorem. Y x'lerin bir fonksiyonudur. Böyle bir fonksiyon var. Sen görmesen de. Tamam. Bu örtük fonksiyon y 0 eşit f x 0 x m 0 denklemini sağlar. Yani şunun işte açık halini sağlar. Dolayısıyla böyle bir fonksiyon olur bu. Ek olarak da N komşuluğundaki tüm noktalar içinde sadece o orta noktası denge noktası değil onun etrafında o komşuluktaki tüm noktalar içinde Y eşittir Fx 1 xm denklemini sağlar. Dolayısıyla ne oluyor? O komşuluktaki tüm noktalar için olunca o komşuluğun tamamı için onu bir küçük küme gibi düşünün bir nokta ve onun etrafındaki uzaydaki bir top gibi düşünün. Onun içindeki o topun içindeki tüm noktalarda ee, bu ilişki sağlanıyor. Bu bağıntı sağlanıyor. E, o zaman büyük F ne oluyor? İşte örtük fonksiyon kuralına geçiyoruz aslında burada. Ee, f y x1'den xm'ye eşit sıfır denklemi artık bu n komşuluğunda o küçük komşulukta büyük f y x1 xm denk sıfır denkliğine dönüşüyor. Yani denklemden fazla bir şeye her noktada eşit olan bir denkliğe dönüşüyor. Denklemle denkliğin farkı bu. Denklem bir noktada eşitlik. Denklik ise her noktada eşitlik. Hangi her noktada burada? O N komşuluğunun içindeki her noktada. Yoksa tüm uzayda değil. Ama o N komşuluğunun içindeki yani o denge noktasının diyelim X1, X5, Y0'ın etrafındaki e, küçük komşuluğun içindeki o küçük kürenin içindeki her noktada geçerli. O zaman da işte büyük büyük, büyük F denk sıfır oluyor. Daha fazla eşitlikten fazla daha güçlü bir şey haline dönüşüyor. Ayrıca diyor bu teorem f fonksiyonu süreklidir ve f1'den fm'ye kadar yani f'nin y'nin x1'e y'nin xm'ye kadar bütün o y'lerin yani içselin dışsal değişkenlere göre tek tek kısmi türevleri de vardır ve süreklidirler. Bütün bunları söylüyor bu teorem. Neyi söylemiyor? O komşuluğun ne kadar büyük küçük olduğunu söylemiyor bir o nokta o denge noktası gerçekten var mı yok mu onu da söylemiyor varsa diye şey yapıyoruz yani onu şey yapmamız denememiz lazım gerçekten öyle bir nokta bulmamız veya verilen noktanın bu büyük F eşit sıfırı sağladığını görmemiz lazım sonuçta ee, bunu da söylemiyor ama bu söylediklerinden ve bunun büyük F'nin denkliğe dönüşmesinden büyük F'ye denk sıfıra dönüşmesinden dolayı Ondan sonra biz buradan y'nin x'lere göre bir türevlerini çözmenin yolunu buluyoruz. O da işte örtük fonksiyon kuralı bize veriyor onu. Şimdi bir örnek üzerinde bunları görelim sonra örtük fonksiyon kuralına gelelim. Daha sonra da model haline yani e, çok denklemli hale genelleyelim. Bugünkü işimiz bu zaten. Peki şimdi örnek. Büyük f y x eşittir x kare artı y kare eksi dokuz eşit sıfır. Bizim çember. Çember şey olarak verilmiş. Örtük fonksiyonu olarak verilmiş. Güzel. Şimdi bu bir fonksiyon mu değil mi? Buradan y'nin x cinsinden fonksiyonu çıkar mı çıkmaz mı? Artı bu y'nin x'lere göre kısmi türevleri var mı yok mu? Nasıl bileceğiz? Örtük fonksiyon teoreminin koşullarına bakacağız. Ö, Ft ya da ift nedir? A. Büyük f'nin y'ye göre kısmi türevi yani del f bölü del y var mı? Nedir? İşte x kare de y yok 0 artı 2y eksi 0. Yani 2y bunun y'ye göre türevi x kare artı y kare eksi 9'un türevi büyük f dediğimiz bu. 2y. Büyük f'nin x'e göre türevi var mı? Yani del f bölü del x var mı? O da var. O da 2x. Tamam. Bunlar var ve sürekli mi? İkisi de var. Sürekli mi? Sürekli süreksizlik oluşturacak veya tanımsızlık oluşturacak hiçbir şey yok burada. Payda yok, kare kök yok, logaritma yok. Yani... E, tanımsızlık, biçimsizlik oluşacak hiçbir şey yok. Bu basit monomlar, tek terimliler bunlar. Polinomun küçükleri yani parçaları. Dolayısıyla da bunlar var ve sürekli. Hiç problem yok. A koşulu kolay. B koşulu büyük F'nin Y'ye göre kısmi türevi del F bölü del Y sıfırdan farklı mı? 2Y e, bu. 2Y sıfırdan farklı. Nerede sıfırdan farklı? Y sıfırdan farklı olduğu zaman. Y eşit sıfır olduğu zaman olmaz y eşit 0 ise 2 yde de 0 olur. B koşulu çalışmaz. B koşulu ihlal olur. Bozulur. E peki nerede çemberin üzerinde nerede oluyor bu var mı? Evet iki noktada bozuluyor bu. 3 0 ve eksi 3 0 noktalarında çemberi sağlayan çemberin x eksenini kestiği 3 0 ve eksi 3 0 noktalarında y'si 0 olduğu için 2 y'si de yani büyük f'nin y'ye göre kısmi türevi de 0'dır. Dolayısıyla b koşulu Çalışmaz, onun için de oralarda çalışmaz bu teorem. Demek ki bu teorem 3,0 ve eksi 3,0 noktaları hariç çemberin her noktasında sağlanıyor. Dolayısıyla da bu iki nokta hariç çemberin tüm noktalarının çevresinde öyle bir N komşuluğu vardır ki diyor. Şimdi sonuçlara geldik. Bunlar sağlandığına göre 3,0 ve eksi 3,0 için bir şey söyleyemem sana. Orada çalışmaz diyor. Çalışmıyor. Ben yokum orada diyor. Orada çalışmıyor. Ee, ama onun haricindeki tüm noktalarda her bir noktanın öyle bir n komşuluğu vardır ki orada işte büyük f y x x kare artı y kare eksi 9 eşit 0 örtük fonksiyonu göremesek bile açık y'nin x cinsel açık fonksiyonlarını tanımlıyor. E nedir bunlar? İşte demin yazdıklarımız y artı ve y eksi diye adlandırmışız bunları. y artı artı kare kök 9 eksi x kare y eksi de eksi kare kök 9 eksi x kare artılı olanı çemberin üst yarısı, eksili olanı çemberin alt yarısı. Bunlar her biri de birer fonksiyon. Bunu bu fonksiyonları açık açık verdi mi bana? Hayır. Ne dedi? Bunlar var dedi teorem. Peki şimdi gelelim notlara. A ve B yeterli koşullardır ama gerekli koşul değillerdir. Ne demek? Yani teorem mesela F'ye eşit 0 olursa bu 3 ve eksi 3, 3 0, eksi 3, 0 noktalarında böyle oluyor y eşit fx açık fonksiyonu yoktur demiyor. Hala böyle bir fonksiyon olabilir. Ama ben bilmiyorum diyor. Haddini bilen bir teorem. Diyor ki benim koşullarım sağlanırsa sana ne olacağını söyleyebilirim. Sağlanmazsa biri ihlal olursa o zaman ben dururum orada. Daha ileri gitmem. Sen kendin git ben bilmiyorum diyor. Tamam. Demek ki A ve B koşulları sağlanırsa bize fonksiyonun olduğunu ve türevli olduğunu üstelik de orada o komşulukta işte komşuluğun olduğunu da söylüyor. Komşuluğun ne kadar büyük ne kadar küçük onu da söylemiyor ama bir komşuluk olduğunu söylüyor. Ve o komşuluktaki tüm noktalarda da yine o büyük F eşit sıfır ilişkisinin geçerli olduğunu dolayısıyla da bunun denkliğe dönüştüğünü söylüyor. Oradan da ondan sonra istediğimiz türevleri çözüyoruz aslında. Peki şimdi ayrıca teorem y eşittir f(x) ve bunun türevleri var ve süreklidir diyor ama ne fonksiyonun biçimini ne de ne komşuluğunun büyüklüğünü veriyor. Aynen böyle. Verdiği şeyler, söylediği şeyler var, söylemediği şeyler var. Hiçbir teoremede söylemediği şeyleri söyletmemek lazım. Teoremler koşulları kadar ve o sonuçları kadar şey söylerler. Koşullar yerine gelirse şu 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 sonuçlar çıkar. Onun haricinde ben bilmiyorum diyor. Peki. Şimdi örtük fonksiyonların türevleri. Derivatives of implicit functions. Güzel. Nasıl bulacağız bu türevleri? Şimdi büyük f eşittir y x1 x m eşit 0. Bu örtük fonksiyonumuz. Bu bir küçük y eşit küçük f eşit x1 x kadar bir açık fonksiyonu tanımlar mı? Ve bu şeyin bu küçük f'nin açık fonksiyonun türevleri x1'den x m'ye kadar dışsallara göre, dışsal değişkenlere göre türevleri var ve sürekli midir? Soru bu zaten örtük fonksiyon teoreminin cevaplamaya çalıştığı şey. Peki örneğimiz, örneğimize bakalım. Neydi? Y artı işte artı kare kök 9 eksi x kare, y eksi eksi kare kök 9 eksi x kare. Bunların her bir parçanın türevlerini alabilir miyim? Alabilirim. Nasıl yaparım? Karekök 9 eksi x kare 9 eksi x kare üzeri 1 bölü 2 diye yazarım. Artısını eksiğini de başına koyarım. Ondan sonra bu bir fonksiyon zaten. İşte bunun bildiğim türev alma kuralıyla hani üssü indirme üssü bir eksiltme bildiğim polinom türevi gibi üs o üstlü bir ifade olarak ifade ettiğime göre bunun da kullanabilirim o formülü. O zaman işte dy artı bölü dx ne oluyor? d artı 9 eksi x karenin üzeri 1 bölü 2 bölü dx oluyor. E 1 bölü 2'yi başa indirdim. Yine artı 1 bölü 2. 9 eksi x kare üzeri 1 bölü 2 eksi 1. Eksi 1 bölü 2 oluyor. Üst. Bir daha ama zincir kuralını unutmayacağım. Aman ha. zincir kuralı. içi bu fonksiyonun fonksiyonu içinin de türeviyle çarpmam lazım. O da eksi 2 x. İşte 9 eksi x karenin türevi. 9'un türevi 0. Eksi x karenin türevi. Eksi 2 x. Demek ki burayı bir de eksi 2 x'e çarpacağım. Yoksa eksi olur. Yanlış olur. Buna da dikkat. Dolayısıyla da işte zincir kuralı. Zincir kuralını unutmayacağız hiçbir zaman. Peki ne oldu şimdi? 1 bölü 2 9 eksi x kare üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 2 iki x. 2 ile 1 bölü 2 sadeleşti. Ne kaldı? Eksiyi de başa attık. Eksi x çarpı 9 eksi x kare üzeri eksi 1 bölü 2. Ama bu eksi üssü eksi olduğuna göre bunu payda olarak da yazabilirim. O zaman işte 1 bölü 2'si de karekök demektir. Yani üssü 1 bölü 2 olunca bunun tamamı eksi x bölü kare 9 eksi x karedir. E kare 9 eksi x kare benim y artıydı zaten. Bunu istersem eksi x bölü y artı şeklinde de yazabilirim. Bu bir üst parça için. Alt parça için alt yarı için ne yaparım? Aynı şeyi yaparım yine. O da d eksi bölü dx yani d eksi bu sefer 9 eksi x kare üzeri 1 bölü 2 bölü dx. 1 bölü 2'yi başa indirdik. Eksisi vardı zaten başında. Eksi 1 bölü 2 9 eksi x kare üzeri eksi 1 bölü 2. Bir de için türeviyle çarpınca eksi 2 x de tamam. 2 ile 1 bölü 2 birbirini götürdü. Eksiler birbirini götürdü. Ne kaldı? x bölü 9 eksi x kare üzeri 1 bölü 2 ya da x bölü kare kök 9 eksi x kare. Tamam. Peki benim y eksim neydi? Eksi kare kök 9 eksi x kareydi. O zaman bu bunun eksilisi. Yani eksi x bölü y eksi buldum. E yukarıda da eksi x bölü y artı bulmuştum. Aşağıda da eksi x bölü y eksi buldum. Tamam mı? Tamam ya da daha açık halleriyle şu şekilde eksi x bölü kare kök 9 eksi x kare ya da x bölü kare kök 9 eksi x kare olarak türevleri buldum. Burada bir numara yok. Açık fonksiyonun türevlerini aldım. Her birini yani örtük olarak görmedim. Açık fonksiyon şekillerinin her bir parçanın türevini aldım. Bunlar var mı? Var. Güzel. Şimdi gelelim şeyle ne olacak? Örtük fonksiyon türeviyle aynı şeyi yaparsak nasıl yapacağız? Soru şu işte ya y eşittir küçük y eşittir f küçük f x1 x açık olarak çözülemezse o zaman kısmi türevleri büyük küçük f'nin yani y'nin x1'den xm'ye x1 göre dışsal değişkenlere göre kısmi türevlerini nasıl buluruz? Bunun yanıtı da örtük fonksiyon kuralı. Implicit function rule. Bu da kısaltılabilir ÖFK veya IFR diye İngilizce'de Türkçe'de de ÖFK diye kısaltılabilir örtük fonksiyon kuralı. Bütün yani bir kere öğrenince bunu, ondan sonra her yerde kullanabiliriz. E, matematikçiler bilirler ÖFT'nin örtük fonksiyon teoremi, ÖFK da örtük fonksiyon kuralı olduğunu. İngilizcesi de e, işte implicit function teorem, IFT ve IFR olduğunu herkes bilir. Evet, implicit function rule Kural dediğimiz teoremden çıkan yan teorem, yan kural, kuralcı corollary İngilizcesi. Ha, peki nedir? ÖFT geçerli ise yani A ve B koşullarını gördük. Örtük fonksiyon teoreminin geçerli olduğunu gördük. Bu takdirde ne oldu? O komşulukta N komşuluğunda veya delta komşuluğunda ne nasıl söylüyorsun o komşuluğu. işte büyük F, Y, X, 1, X, M, denk sıfır oldu. Buradan itibaren işte örtük fonksiyon şeyine geçiyoruz. Burası örtük fonksiyon kuralı. Böyleyse bu bir denkliğe dönüştüyse bir denklemin iki tarafına aynı şeyi yapmak kaydıyla tam aynı şeyi yaparak iki tarafına o eşitlik bozulmaz. Bir eşitliğin iki tarafına aynı şeyi yaptığım zaman eşitlik aynı kalmak zorunda değildir, bozulabilir. Eşitlik bir noktada veya birden fazla noktada eşit olur. Kesişimidir iki fonksiyonun mesela iki değeri, iki ifadenin. Ama denklik öyle değildir. Denklik her yerde Geçerlidir. O da o komşuluk içindeki her yerde geçerli. Dolayısıyla bir denkliğin bir tarafında ne yaparsak öbür tarafında da aynı şeyi yaparsam o eşitlik bozulmaz. Bundan yararlanarak sol tarafın yani büyük f'nin türevselini toplam türevselini alırım. Sıfırın türevseli de sıfırdır. Bunları eşitleyebilirim. Yani d büyük f eşit sıfırı yazabilirim. d büyük f y işte x1'den xv'ye eşit sıfırı yazabilirim. Güzel. O zaman ne olacak? Bakalım. Bunun türevselini alacağım. Toplam türevselini alacağım. F'nin büyük F'nin Y'ye göre kısmi türevi çarpı dy Artı büyük F'nin X1'e göre kısmi türevi çarpı DX1 artı filan gidiyor. Böyle büyük F'nin XM'ye göre kısmi türevi çarpı DXM. Buradaki FX1, FXM yazmamış da F1, FM yazmış. Uzatmamış. Yani F1 dediği şey FY büyük şeyin F'nin örtük fonksiyonun ee, içsel değişkene göre kısmi türevi. F1, Fm dedikleri de X1'e, Xm'ye göre işte X'lere göre kısmi türevlerini de F1, F2, F3 falan Fm diyor. En yani kısa yazılımları uzatmamak için derlerle merlerle. Ha peki. Güzel. Bunun hepsi eşit sıfır. Çünkü sağ taraf sıfır. Onun türevseli de sıfır. Tamam. E buradan ne istiyorum ben? Mesela y'nin x1'e göre türevini istiyorum. Kısmi türevini istiyorum. Çekebilir miyim? Çekebilirim. Nasıl çekerim? Seteris paribus varsayımı yaparak. Yani x2'den xm'ye kadar diğer değişkenleri sabit tutarım. Ne demek o? dx2'den dxm'ye kadar onların değişimleri sıfır demek. E, o zaman böyle varsayarsam dx2'den dxm'ye kadar sıfırsa o diğer yani x, dx1'li y'li ve x1'li terim haricinde bu türevselde diğer terimler sıfır olur yok olur. Geriye fy artı f1 dx1 eşit 0 kalır. Buradan da dy bölü dx1'i çözebilir miyim? Çözebilirim İçler dışlar çarpımları. Eksi, bu f1 dx1'i karşıya atarım. Eksi f1 dx1 olur. Her tarafı dx1'e bölerim. Her tarafı da fy'e bölünce dy bölü dx1'i eksi fx1 yani f eksi f1 bölü fy şeklinde bulabilirim veya herhangi bir x için bunu yapabilirim. Yani herhangi bir x'i içinde de illa birinci için olması gerekmez. ikinci üçüncü, x, m'ye kadar hangi bir her bir için sırayla bunu yapabilirim. Dolayısıyla bir defa türevseli böyle aldıktan sonra d, y sıfırdan farklı yani y'nin değişken olduğunu varsayarım. d, y sıfırdan farklı demektir bu. d, y'nin değişimi sıfırdan farklı. Bir de i'inci x'i hangi x ile ilgileniyorsam hangi bağımsız değişkenle onun değişimini sıfırdan farklı yani onu sabitten farklı varsayarım onu değişken varsayarım. Onun haricindeki x j'leri değişimini sıfır yani onları sabit varsayarım. Sabit demek değişimi sıfır yani dx j eşit sıfır demektir. De yani x j farklı x'i ya da j farklı i olmak üzere bir tanesini değişken diğerlerini sabit kabul ediyorum. Bizim meşhur Ceteris Paribus Varsayın işte. Diğerleri sabit demek. Diğerleri aynı demek. Seteris paribus latince. Peki e, ee, ee, ne olacak? İşte o zaman i x i'nin değişimi hariç diğer değişimler, diğer değerler, küçük türevseller yok olacaklar. Yani işte x i x 1 değilse mesela x 3 ise dx1 ile dx2 terimler yok olacak sıfır olacaklar x dx3 kalacak mesela dx i kalacak ondan sonrakiler de yok olacaklar. Dolayısıyla denklem şöyle basitleşecek fy dy -E artı fy dx -E eşit sıfıra dönüşecek. Buradan F -Y d dx'yi -E karşıya atarım eksi olarak fy dy -E eşittir eksi fy dx -E olur. Sonra da buradan işte içler dışlar çarpımından dy bölü dx'yi şey yaparım çözerim yani her tarafı dx'ye bölerim sonra her tarafı fy'ye bölerim. O zaman da ne olur? dy bölü dx eşittir. Eksi fy bölü fy olur. Yani eksi del f bölü del x bölü eksi de, şey del f bölü del y olur. Fy dediği şey del f bölü del x, fy dediği de del f bölü del y. Başında da eksisi var. Demek ki bu ifade dy bölü dx yani küçük y'nin içsel değişkenin i'inci dışsal değişkene göre türevi, kısmi türevi Neymiş? Eksi f'yi bölü f'ye eksi büyük f'yi bölü büyük f'ye yani eksi del büyük f bölü del x'i bölü del büyük f bölü del y'ymiş. Yani örtük fonksiyonun türevlerini elimde zaten var. A koşulunda sağladım bunu. Ve dikkat edin. B koşulu da bana ne verdi? Del f bölü del y'nin f y'nin yani büyük f y'nin sıfır olmadığı. Ne demek? Bu payda sıfır değil. Bu türev var demek işte. Sistemin çözülebilme koşulu bu aslında. Büyük f'nin Y'ye göre kısmi türevinin sıfırdan farklı olması. Sıfır olabilseydi, sıfır olmasına izin verseydim o zaman bu türev tanımsız olurdu. Çünkü paydasında büyük F'nin Y'ye göre yani içsele göre kısmi türevi var. Onun için de işte bunun sıfır olmaması lazım. Onu da B koşulunda sağladık zaten. Peki bu da güzel. Şimdi bir gözlem yapalım. Bir gözlem yapalım e, ee, bu şimdi ufak bir parantez açtık şunu görüyoruz. Bir eşitliğin iki tarafına aynı işlem örneğin türevsel yapılırsa eşitlik bozulabilir. Ama bir denkliğin iki tarafına aynı işlem yapılırsa eşitlik bozulmaz. Demin söylediğimiz şey. Yani elimizde denklik varsa iki tarafına tamamen aynı şeyi yapmak kaydıyla bu eşitliği bozmamız imkansızdır. Ama bir eşitliğin iki tarafına aynı şeyi yaparsak eşitlik bozulabilir. Şart değildir onun korunması bir örnek üzerinde görelim. Bu bir kanıt değil bir örnek sadece ama bize anlatıyor durumun ne olduğunu. x kare eksi y kare. Nedir bunun açılımı? a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b'dir. Dolayısıyla x kare eksi y karenin açılımı x eksi y çarpı x artı y'dir. Bu bir denkliktir. Denklem değildir. Bu bir denkliktir. Daima doğrudur bu. Yani x kare eksi y karenin x eksi y çarpı x artı y'ye eşit olmadığı bir durum yoktur. Onun içinde bu bir denklem değil, bu bir eşitlik değil, bu bir denkliktir. Bir özdeşliktir. Denklemden veya eşitlikten daha fazla bir şeydir bu. Bu bir özdeşliktir, daima doğru olan bir şeydir. Yani sol tarafla sağ taraf aynı şeydir aslında. Sadece farklı ifade edilmiş şekilleridir. x kare eksi y kare daima x eksi y çarpı x artı y eşittir. Bunun eşit olmalı bir durum yoktur. Bunlar denkliktir dolayısıyla. Peki, denktir yani bu ifadeler. İyi, o zaman sol tarafın türevselini alalım, sağ tarafın türevselini alalım ve bakalım aynı şeyi elde ediyor muyuz? Bu hesaba göre bu kural doğruysa bu söylediği şey dx kare eksi y kare d x eksi y çarpı x artı y'ye eşit olması lazım. İki tarafın türevseli eşit olması lazım. Ayrı ayrı alalım türevsellerini ve görelim bakalım eşit mi bunlar. Ee, x kare eksi y karenin türevseli 2x x'e göre türevi 2x, y'ye göre türevi eksi 2y. Demek ki bunun türevseli de 2x dx eksi 2y dy. Sol tarafın türevseli bu. Peki sağ tarafın türevseli çarpımın çarpım formülü var burada. O zaman çarpımın türevseli formülünü uygulayacağım. Birinci çarpı ikincinin türevi artı birincinin türevi çarpı ikinci ya da ikinci çarpı birincinin türevi formülünü kullanmış. x eksi y çarpı x artı y'nin türevseli yani 1dx artı 1dy'ye yani dx artı dy yani x eksi y çarpı dx artı y demiş tamam. Artı x artı y çarpı dx eksi y. Bunları da açınca x eksi y çarpı dx artı dy ve artı x artı y çarpı dx eksi dy x'in türevi 1, y'nin türevi 1. X'in türevi 1 eksi y eksi y'nin türevi eksi 1. Dolayısıyla bu da işte dx artı dy. Burası dx eksi dy. Tamamı da x eksi y çarpı dx artı dy artı x artı y çarpı dx eksi dy oluyor. Bu da sağ tarafın türevseli. İçeriye dağıttığım zaman, açtığım zaman bunları ne oluyor? X dx eksi y dx artı x dy eksi y dy artı x dx artı y dx eksi x dy eksi y dy oluyor. Ee, çaprazlar y dx x dy'ler birbirini götürüyor. x dy burada var. Bir tane eksi x dy var. Gitti. Eksi y dx artı ydx. bunlar da gitti. Ne kaldı? Bir x dx bir tane daha 2 x dx kaldı. Bir eksi y dy bir tane daha eksi y eksi 2 y dy kaldı. Tamam. Nedir bu toplayınca? İşte 2 x dx eksi 2 y dy. Sol tarafın türevseli neydi? 2 x dx eksi 2 y dy. Demek ki aynı bunlar. Yani kural çalıştı. Bir denkliğin iki tarafının aynı alınca aynı şeyi buldum. Dediğim gibi bu bir kanıt değil bir, bir örnek. Ama kafamızda iyi canlandırmamızı sağlıyor. Peki. Şey. Bir eşitlik alalım. Şimdi iki tarafına aynı şey yaptığım zaman bozulduğunu görelim. Ters örnek yani. x kare eksi y kare eşittir. x kare artı y kare eksi 2. Bu bir eşitlik mi? Eşitlik sağlanır mı? Sağlanır. Nerede? y'si artı veya eksi 1 olan noktalarda sağlanır. Çünkü x kare daima x kareye eşittir. Eksi y kare ile artı y kare eksi 2'nin aynı şeyi verebilmesi için y'nin artı veya eksi şey olması lazım. Artı veya eksi 1 olması lazım. Artı 1 olsa y kare 1, eksi 1 olsa y kare yine 1. O zaman ne oluyor bu? Yani x kareleri zaten sadeleştirebilirim x kare ne x ne olursa olsun x kare x kareye eşittir. Dolayısıyla x kareleri sadeleştirelim. Burası da eksi 1 e, eksi kare 1 olur. Burası da eksi 1'in karesi veya 1'in karesi neyse 1 olur. 2 1 2 1 olur. Eksi 1 eksi 1'e eksi eksi bir, eksi bir eşittir. Yani ya da istersem mesela x'i de y'si de 1 olan noktayı alırsam işte 1 1 0 olur. 1 artı 1 2 eksi 2 0 oluyor yine. Yani bu denklem y'si 1 olan veya eksi 1 olan noktalarda tüm noktalarda sağlanır. Her yerde değil ama y'si 1 veya eksi 1 olan her yerde sağlanır. Onun için de bu bir denklik değildir. Bu bir denklemdir. Her noktada değil sadece y'si artı 1 veya eksi 1 olan noktalarda sağlanıyor. Ama denklem midir? Denklemdir. Evet bunu sağlayan noktalar var. Bu eşitlik geçerli. Ama her yerde değil. Bu bir denklik değil. Peki sol yanını ve sağ yanını türevsellerini alın. Sol yanı aynı zaten öbür tarafta öncekiyle. x kare eksi y kare. 2x eksi 2x dx eksi 2y dy. Bunun sol tarafın türevseli bu. Sol yanı. Sağ yanın türevseli ne? x kare artı y kare eksi 2'nin türevseli. 2x dx artı 2y dy. Eksi 2 zaten sabit. O şey yapmıyor sıfır onun türevseli. Dolayısıyla 2x dx artı 2y dy. E, sağ, 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 şeyin Sol yanın türevseli neydi? 2x dx eksi 2y dy. Sağ yanın türevseli 2x dx artı 2y dy. E, olmadı. Sol yan sol, sağ yana eşit değil. Türevselleri eşit değil. Evet. Bu bir eşitlik. y'si artı 1 veya eksi 1 olan tüm noktalarda bu eşitlik sağlanır. Ama türevselini aldığım zaman sol yanın türevseli sağ yanın türevseli birbirine eşit değil. Eşit olması da gerekmiyor. Denklik olsaydı eşit olmaları gerekirdi ama bu bir denklik denklikti. Eşitlik denklik olduğu zaman eşit olduğunu gördük iki tarafın türevselliği. Aynı şey integral için türev için ne alırsanız ne yaparsanız yapın aynı kuray geçerlidir. Yeter ki iki tarafına aynı şeyi yapın. Bir denkliğin iki tarafına aynı şeyi tamamen aynı şeyi yaparsanız o denklem o eşitlik bozulmaz. Ama bir denklem için bir eşitlik için aynı şey söz konusu değildir. Peki şimdi. Ee, bakalım şöyle burası ara, ara vermek için iyi bir yer bir 3 dakika 3-4 dakika şey verelim bir e, ihtiyaç molası verelim çok kısa 3-4 dakika ondan sonra e, şu örneklerle devam edelim 3-4 evet. dakika evet. ihtiyaç molası Evet. Herhalde şimdi yavaş yavaş tekrar başlayabiliriz. Burada mıyız? Evet. Şimdi. Örnek 1. Şimdi deminki daha önceki örnekleri burada artık örtük fonksiyon teoremi ve kuralıyla işleyelim bakalım görelim. Ee, büyük P y x eşittir y eksi 3 x üzeri 4 eşit 0. Yani bizim baştaki y eşittir 3 x üzeri 4 örneğimiz işte. Bunun örtük hali. Güzel. A ve B koşullarını sınayalım. A koşulu ne diyor? büyük F'nin x'e ve y'ye göre kısmi türevleri var ve sürekli mi? Büyük F'nin x'e göre türevi y'ye de x yok 0 eksi 4'ü başa indirdik. 3 kere 4 12 x 3. Yani bunun büyük F'nin x'e göre türevi 0 eksi 12 x küp ya da eksi 12 x küp. Güzel. Var ve sürekli mi? Var ve sürekli bu bir polinomun parçası. Bir monom bu tek terimli. Dolayısıyla var ve sürekli bir problem yok. Büyük F'nin y'ye göre kısmi türevi de 1. Y'de y bir kere var. Eksi 3 üzeri 4'te de y yok. Dolayısıyla 1 eksi 0 yani 1. Büyük f'nin y'ye göre türevi de var. Var ve sürekli var ve sürekli sabit. Güzel. Peki büyük f'nin y'ye göre türevi 1. Ve bu da 0'dan farklı. Demek ki b koşulu da sağlanıyor. Demek ki a ve b koşulları tamamsa örtük fonksiyon teoremi sağlanıyor. Öft tamam. E ne demek bu? Buradan örtük fonksiyon kuralına geçiyoruz. Öft tamamsa öfk da tamam. Yani şimdi bütün teoremi hatırlarsak ne diyor? Bunun mesela e, y eşittir 3x 4'ü sağlayan tüm noktalarda, o fonksiyonun üzerindeki tüm noktalarda, e, o noktaların o her birinin öyle bir küçük komşuluğu vardır ki diyor, ne kadar büyük, ne kadar küçük bilmiyoruz ama bir komşuluğu vardır ki diyor. E, o komşulukta y x'in bir fonksiyonudur. küçük f gibi yani 3x üzeri 4 işte görmesek de böyle bir fonksiyon vardır diyor ve bu fonksiyonların türevleri de vardır ve hem kendisi hem türevleri süreklidirler diyor. Örtük fonksiyon teoremi bunu söylüyor. Oradan örtük fonksiyon kuralına geçiyoruz. Örtük fonksiyon kuralında diyor ki madem ki sadece o orta noktasında değil o komşuluğun tüm noktalarında geçerli bu ilişki o zaman diyor büyük f yx yani y eksi 3 x 4 ifadesi eşit sıfır değil denk sıfır olur o komşulukta diyor. O zaman da iki tarafın türevselini alıp eşitleyebilirim. Yani işte f y d -Y artı f x, -D -X eşit sıfır yapar. Oradan da çözerim DY y bölü d x'i eksi büyük fX bölü büyük f -Y şeklinde çözebilirim diyor demin gördüğümüz gibi. Bunun şeyini gördük zaten nereden çıktığını de şimdi de söyledim. Formül bu. Ve genellikle iktisat kitaplarında filan bunun örtük fonksiyon teoreminden geldiğini söylemeden bile formül olarak kullanıldığını göreceksiniz. Yani dy bölü dx'in eksi büyük fx bölü büyük fy şeklinde ee, daha ciddi bir kitapsa bunun örtük fonksiyon teoreminden geldiğini en azından dipnot olarak söyleyecek. Biraz daha sallapati bir kitapsa direkt olarak bu formülü kullanacak. Birçok yerde karşınıza çıkacak bir formül. Bu işte örtük fonksiyon teoremi oradan örtük fonksiyon kuralından yani iki tarafın türevselini alıp eşitlemekten çıkıyor sonuçta. Bir tarafı 0 sıfır zaten türevseli sıfır. Öbür tarafın sol tarafın türevselini alıp sıfır eşitleyince bunu buluyoruz. Ha, peki güzel. Formül bu. Nedir? İşte fx, fy bunları hesapladık zaten. Eksi 12x küp ve 1 İşte başında da eksisi var. Eksi, eksi 12x küp bölü 1. Eksi eksi gitti. 12x küp bölü 1. 12x küp. E bu ne? İşte y'nin x'e göre türevi yani 3x üzeri 4'ün türevini alsak 12x küp bulacaktık. Aynı şeyi böyle de bulabiliyoruz. Diyebilirsiniz ki ya bu kadar uzatmaya ne gerek var? E tamam doğru açık hali varsa fonksiyon elimizde zaten uğraşmayız bunlar. Ama ya yoksa değil mi? Örtük fonksiyonu örtük olarak verilmişse yumak olarak verilmişse o zaman bunları kullanmaktan başka şansımız kalmıyor. Peki ikinci örnek f yx x kare artı y kare eksi 9 eşit 0 bizim çember. Peki güzel. Onun örtük hali. Ee, ne yapacağız? A ve B koşullarına bakacağız. Büyük F'nin X'e ve Y'ye göre türevleri var mı? Y'ye göre türevi 2Y. Del F bölü del Y yani 2Y. Del F bölü del X de 2X. Büyük F'nin X'e göre türevi 2X var ve sürekli durum. Problem yok. B'si büyük F'nin Y'ye göre türevi 2Y. Y sıfırdan farklı olduğu her yerde 2Y ye de sıfırdan farklıdır. Orada da sağlanır ama 3 0 ve -3 0 da sağlanmaz. Çemberin içinde iki noktada sağlanmaz, diğer noktalarda sağlanır. Onun noktalarında çemberin diğer noktaların her birinin birer komşuluğu vardır. O noktada da geçerlidir. ÖFT ÖFK. E, o zaman işte örtük fonksiyon teoremi geçerlidir. O zaman örtük fonksiyon kuralı da geçerlidir. Yani işte d büyük f eşit 0 yapar. Büyük f denk 0 olur. Oradan da d büyük f eşit 0 yapar. Onun açık halini yazar. Yani büyük fx dx artı büyük fy dy eşit sıfır der. Oradan da dy bölü dx'i eksi fx bölü fy eksi büyük fx bölü büyük fy olarak çözerim. İşte formülümüz bu. O da nedir? İşte burada zaten fx ve fy hesapladık kısmi türevleri. Eksi başındaki eksi unutmuyoruz. 2x bölü 2y. İkiler sadeleşince eksi x bölü y olarak bu türevi dy bölü dx'e hesaplarız y artı için yani üst yarı için dy bölü dx yine eksi fx bölü fy yani eksi x bölü y artı olacaktır. y eksi için de eksi fx bölü fy eksi x bölü y eksi olacaktır. Ve bunlar da bizim daha önce açık halden elde ettiğimiz türevlerle aynı. Hatırlamazsanız gidip bakın önceki şeylere. Şurada bir yerde yapmıştık onu. Neredeydi? Bir yerde yapmıştık. Nerede yaptık da niye gelmiyor bu? önceki bir şey de vardı. Nerede hesapladık onların türevlerini? Ha şurada. Şurada. Ondan sonra şurada mesela şurada işte. Eksi x bölü y artı ve eksi x bölü y eksi olarak bulmuştuk açık hallerinde yine. Burada da aynı şeyi örtük fonksiyon teoremiyle bulmuş olduk. Ee, üçüncü örnek bu daha ilginç. Burada işte büyük F, Y, X, W iki tane bağımsız değişken bir tane bağımlı değişken Y var. Diğerleri X ve W bağımsız. Peki aslında kimin bağımlı kimin bağımsız olduğu da bize bağlı. Tamamen simetrik bir ifade bu. Y küp X kare artı W küp artı Y X W eksi 3 eşit 0 şeklinde böyle bir örtük fonksiyon verilmiş. Örtük ifade verilmiş bize. X W Y noktası olarak da 1 1 1 verilmiş. Bakalım bir defa sağlıyor mu bu nokta? İşte kübü karesi 1'in hepsinin 1, 1 kere 1, 1 bir, artı 1'in kübü 1, artı 1, 1, 1, 1 yine 1 artı 1 artı 1, 3, eksi 3, 0. Evet gerçekten 1, 1, 1 noktası bu denklemi sağlıyor. Peki buradan y'yi mesela x ve w'nun fonksiyonu olarak çekebilir miyiz? Çok zor. İmkanlı mı bilmiyorum. Belki de imkansıza yakındır ama imkanlı olsa bir de olabilecek bir şey olsa bir de çok zor bu şuradan şu ifade eden. Bakın yumak gibi y'ler, x'ler, w'ler karma bir ifade. Buradan y'yi x ve w cinsinden çekmek hiç de kolay bir iş değil. Yapılabilir mi? Belki yapılabilir. Belki yapılamaz. y küp var, y var filan. Ama lazım mı? Değil. Çünkü ben neyi istiyorum? y'nin x'e ve y'nin w'ye göre kısmi türevlerini istiyorum. Hatta istersen x'in w'ye göre kısmi türevini de hesaplayabilirim. Buradan birçok başka türevlerde yani her şeyin her şeye göre türevlerini hesaplayabilirim. Peki nasıl yapacağız? Örtük fonksiyon teoremi ve örtük fonksiyon kuralı. Nedir? A ve B koşullarına bakacağız. Sağlanıyor mu? Sağlanmıyor mu? Büyük F'nin Y'ye göre türü kısmi türevi, 3y kare x kare. Burada x kareyi unutmuyoruz. Y kübün türevi 3y kare ama bir de x kare sabit burada. Y'yi değişken x ve w'yu sabit olarak aldığım için y'ye göre kısmi türev alırken. 3y kare x kare artı v küpte y yok 0 artı y x v'nin y'ye göre türevi x yani x w'nun e, x w. E, eksi 3'te de sabit o da 0 türevi. Demek ki ne? büyük F'nin Y'ye göre kısmi türevi 3Y kare X kare artı x XW. Tamam. Büyük F'nin X'e göre türevi 2Y küp X. X kareyi indirince 2X oluyor. Buradan 2'yi başa 2Y küp X oluyor burası. V küp de X yok 0. Y X da X'e göre türevi Y W. Demek ki büyük F'nin X'e göre türevi 2Y küp X artı Y W. Bu da güzel. Büyük F'nin W'ye göre türevi. Dedik ya her şeye göre türevi var ve sürekli olacak y küp x karede w yok 0. v kübün türevi 3 v kare 3 v yani w kübün türevi 3 w kare artı y x w'nun türevi yx, x eksi 3'te sabit türevi 0. Dolayısıyla büyük f'nin w'ye göre kısmi türevi 3 w kare artı y x. E bunlar her biri birer küçük polinom çok değişkenli polinomlar var ve sürekli problem yok. Peki büyük f'nin y'ye göre türevi neydi? 3y kare x kare artı xw. Bu sıfırdan farklı mı? 1 1 1 noktasında olması lazım. Başka bir yerde değil. 1 1 1 noktası civarında tartışıyorum. 1 1 1'i bu türev değerinin içine koyup bu türev ifadesinin içine koyup değerini hesaplayacağım. Sıfırdan farklıysa mesele yok. Sıfırsa yandım. Evet. E koyuyorum. Yani şu büyük F'ye ifadesinin içine X, Y ve W gördüğüm yere 1 koyunca işte 3 kere 1'in karesi çarpı 1'in karesi artı 1 kare çarpı 1 ne oluyor? 3 artı 1 4 oluyor. 4'te sıfırdan farklıdır. B koşulda sağlandı. Güzel. Yani bu büyük F'nin Y'ye göre kısmi türevinin içsele göre kısmi türevinin o noktada sıfırdan farklı olması yeterli. Her yerde sıfırdan farklı olmayabilir. O noktada incelediğim noktada sıfırdan farklı olması lazım. O da sağlandı. Demek ki A ve B koşulları sağlanınca örtük fonksiyon teoremi tamam. Örtük fonksiyon kuralı da tamam. O zaman ne demek bu? Yani bu y'nin x ve w'ye göre hem fonksiyon olarak böyle bir fonksiyon var. Açık fonksiyon biz görmüyoruz ama var bu fonksiyon ve bu fonksiyon türevli bir fonksiyon ve kısmi türevleri var ve sürekli demek. Sürekli türevli, kısmi türevleri var ve sürekli. Aynı zamanda şu büyük f ifadesi yani şurada işte y küp x kare artı w küp artı y, w şey y x w eksi 3 ifadesi eşit sıfırdan fazla bir şeye dönüşüyor. Denk sıfıra dönüşüyor. Dolayısıyla da bunun türevselini alıp açtığım zaman işte f x dx artı f y dy artı f ya da f, f y dy artı f x dx artı f w d w neyse o şekilde açtığım zaman oradan e, w'yu sabit tutup x'i değişken tutarak sonra da x'i daha sabit tutup w'yu değişken tutarak istediğim formülleri elde edebilirim. Bunlar da işte deminki formüllerden del y bölü del x yani y'nin x'e göre küçük y'nin küçük x'e göre türevi eksi büyük fx bölü f y bunlar yukarıda var. Koyalım yerlerine. Ne? Nedir? Büyük Fx 2y küp x 2y küp x artı y w bölü fy 3y kare x kare artı x w. Tamam. Formül olarak bu. 1 1 1 noktasındaki değerini de koyarsam 2 artı 1 3 aşağısı da 3 artı 1 4 yani eksi 3 bölü 4 başında da eksisi var. Eksi 3 bölü 4 bu türevin değeri de eksi 3 bölü 4'tür. Del y bölü del w ile bir de del x bölü del w'yu da siz aynı formülü, aynı mantığı kullanarak ödev olarak hesaplayın. Sonra yine bakalım. Egzersizlerde falan da karşınıza çıkacak galiba sonra. Aa, şimdi ee, bu eksi 3 bölü 4 ne demek? Bu şunu söylüyor. Diğer değişkenler sabitken x Te ufak bir değişiklik mesela ufak bir artış olursa y azalıyormuş. Başındaki x onu şey eksi onu söylüyor. Yani x ile y ters yönde değişiyor. Başındaki eksi onu söylüyor. Türevin negatif olması. x artarken y'nin azaldığını x azalırken y'nin alttığını söylüyor. 3 bölü 4 neyi so söylüyor? x bir birim artarken y 3 bölü 4 birim azalıyormuş. x bir birim azalırken y 3 bölü 4 birim artıyormuş. Eksisi ters yönde değiştiklerini büyüklüğü de x bir birim değiştiğinde y'nin kaç birim değiştiğini söylüyor. Dolayısıyla birime bağlı x ve y'nin birimleri neyse ona göre bu türev. O da ne bileyim ben kilogram bölü metre mesela. Ama bunu birimden kurtarmak, kurtarmak istersek o zaman esneklik yapmamız lazım. Biliyorsunuz yüzde olarak ifade etmemiz lazım. Oransal değişimler olarak ifade edersek o zaman esneklik olur. O zaman da birimden kurtarırız. Evet. Peki. Sonra e, ee, örnek 4. Daha ilginç bir örnek. Örtük üretim fonksiyonu. Implicit production function. Yani bildiğimiz üretim fonksiyonunu örtük hali ifade edebilir miyiz? Evet ifade edebiliriz. Büyük f q k l eşit sıfır şeklinde ifade edebiliriz. Bunun açık hali küçük şey büyük q eşittir. Küçük f k Hep böyle gördük biz. Mesela bir kabdaglis fonksiyonu fonksiyonu değil mi? Q eşittir. A çarpı K üzeri alfa, L üzeri beta filan gibi. işte bir küçük F o. Ama bunu böyle açık olarak değil de örtük olarak büyük F, Q, K, L eşit sıfır olarak da vere verebilir Bu durumda şunu soruyor problem. Ee, sermayenin ve emeğin marjinal fiziksel ürünleri nedir? MPPK ve MPPL, Marginal Physical Product of Capital, Marginal Physical Product of Labor değil mi? Sermayenin marjinal fiziksel ürünü, emeğin marjinal fiziksel ürünü. Ne demek bu? Q'nün K'ya ve Q'nün L'ye göre kısmi türevleri demek. Değil mi? Gördük bunu da daha e, doğru, Dolayısıyla iktisat dersleri üzerinde biliyorsunuz. Peki e nasıl hesaplayacağız? Açık bir şey var mı elimizde? Yok. Örtük var. E o zaman örtük fonksiyon teoremi kullanacağız. Neyi bir varsayım yapmamız lazım? Şeyin de örtük fonksiyonu bile açık bir şeyini hani katsayıların, sayıları veya fonksiyonel formunu vermemiş. O zaman büyük F'nin Q'ye, K'ya ve L'ye göre yani çıktıya, sermaye ve emeğe göre kısmi türevlerinin var ve sürekli olduğunu ve büyük F'nin Q'ye yani içsel değişkene çıktıya göre kısmi türevinin de sıfırdan farklı olduğunu varsayacağız. Başka bir şey yoksa elimde bunları varsaymam lazım Örtük fonksiyon teoreminin çalışması için. Var, yok daha açık bir hali varsa bunu daha hani fonksiyonel formunu örtük olsa dahi fonksiyonel formunu vermiş olsa o zaman bu türevleri hesaplayıp bakarım gerçekten A ve B koşulları oluyor mu diye daha önceki örneklerde öyle yaptık. Tamam. Peki demek ki büyük F'nin Q'ye, K'ya ve L'ye göre türevleri var ve sürekli büyük F'nin Q'ye göre türevi de sıfırdan farklı bunları varsaydım. O takdirde örtük fonksiyon teoremi geçerli olacaktır. Yani büyük q'nun K ve L'ye göre küçük F gibi bir fonksiyonu olacaktır biz açık açık görmesek bile. Ve bu fonksiyon q'nun K'ya ve q'nun L'ye göre kısmi türevleri de var ve sürekli olacaktır. Yani marjinaller de var ve sürekli olacaktır. Artı bir de bir şey daha olacaktır. Ne olacaktır? Tabii bir komşulukta bu. Yani denge noktası. Bunların sağlandığı bir nokta ve bunun onun küçük komşuluğundan bahsediyoruz orada hep. O komşulukta küçük noktalarda da geçerli olacaktır. O zaman büyük F o komşulukta denk sıfıra dönüşecektir. O zaman da df eşit sıfır yapabilirim. Değil mi? Büyük F bakın burada o zaman örtük fonksiyon kuralına geçiyorum işte. Örtük fonksiyon teoremi geçerliyse o zaman örtük fonksiyon kuralını getirir bu. O da Büyük F Q K L denk sıfır demektir. E bunun türevselini alınca D büyük F Q K L eşit sıfır olur. Sıfırın türevseli sıfır sağ tarafı zaten. Son tarafta da ne? E bunu da açınca işte F Q büyük F Q D Q artı büyük F K D K artı büyük F L D L şeklinde toplam türevseli alırım. Büyük F türevselini alacağım. Fonksiyonun içinde de Q K L değişkenleri var. Demek ki büyük F çarpı yani büyük F'nin Q'ye göre türevi çarpı D Q artı büyük f'nin k'ya göre kısmi türevi çarpı dk artı büyük f'nin l'ye göre kısmi türevi çarpı dl bu da büyük f'nin toplam türevseli Parçaların her biri kısmi türevseller biliyorsunuz bunları toplayınca toplam türevsel bu da eşit 0 sağ tarafta d0 0 sıfır, sıfır zaten dolayısıyla bu bunlar eşit tamam güzel şimdi ne istiyorum sermayenin marjinal fiziksel ürünü marginal physical product of capital yani q'nun k'ya göre kısmi türevini istiyorum ne yapacağım? L'yi sabit kabul edeceğim. Seteris paribus. Yani DL eşit 0 kabul edeceğim. DL eşit 0 varsayımını yapınca bu denklem neye dönüşüyor? FQ DQ artı FK DK eşittir 0 oluyor. E, şey yapınca ne derler? Buradan DQ bölü DK'yı çözemez miyim? Çözebilirim dq bölü dk hangi koşulda dl eşit sıfır koşulunda bu da ne demektir del q bölü del k demektir yani q'nun k'ya göre kısmı türevi demektir buradan çözünce işte eksi fk bölü fq şeklinde büyük fk yani eksi büyük fk bölü büyük fq şeklinde çözelim burada Eksi f, yani fk dk'yı karşı tarafa atacağız sağa. Eksi fk dk olur. Her tarafı dk'ya ve f Q'ya bölünce de işte del Q bölü del K eşit eksi FK büyük FK bölü büyük FQ şeklinde marjinal fiziksel ürününü sermayenin hesaplamış olurum. Bunların fonksiyonel formuları olsaydı bu türevleri elinde olsaydı yerine koyar sayısal veya işte neyse işaret sayısal değerde hesaplayabilirdim. Emeğin marjinal fiziksel ürünü Marginal Physical Product of Labor o da aynı şekilde bu sefer sermayeyi sabit tutacağım. Emeği değişken ürün, ürün zaten değişken e, o zaman bu ne oluyor? Dk eşit sıfır varsayım altında yapacağım. Sermaye sabitse, onun değişimi sıfır varsayım altında yapacağım. O zaman yine ne olacak bu sefer? Üçü üçlü türevsel. Dk sıfırsa, ortadaki Fk Dk sıfır olacak, yok olacak. Fq Dq artı Fd Dl eşit sıfır kalacak burada. Tamam, türevsel bu hale geldi. Eşit sıfır, yani denklem. Peki buradan neyi çözeceğim? Dq bölü Dl'yi çözeceğim dk eşit sıfır koşuluyla. O zaman işte bu del q bölü del l olacak. Yani emeğin marjinal fiziksel ürünü olacak. O da ne olacak? Şuradan çözünce eksi f l, eksi büyük f l büyük büyük bölü büyük f q olacak. Eksi büyük f l bölü büyük f q. Tamam. E böyle olunca bu da işte marjinal, emeğin marjinal fiziksel ürünü mpp l. Güzel. Şeyler olsaydı, sayısal değerler olsaydı yerine koyar. Sayısal olarak da hesaplayabilirdim. E ee, Peki bu da güzel. Bunlar tabii normalde pozitif çıkmalarını bekleriz. Yani FK'nın e, ve büyük F'lerinin e, muhtemelen bunlar pozitif. F büyük F'nin Q'ye göre şeyleri de türevleri de negatif olacaktır. Negatif çarpı negatif pozitif gibi bir şey çıkacaktır. MPPK ve ile normalde pozitif çıkması lazım. Buradan bir şey daha hesaplayabiliriz. Dikkat ederseniz simetrik bütün bu denklem. Yani FQDQ artı FKDK artı FLDL yani büyük F tabii eşit sıfır. Burada üretimi de sabit tutabilirim. Ve oradan başka bir türev hesaplayabilirim. Yani üretim sabit dersem bu sefer DQ eşit sıfır olur. Birinci parça FQDQ sıfır olur yok olur. DQ eşit sıfırsa o zaman bu denklem neye dönüşür? FKDK artı FLDL eşit sıfır olur. Buradan da dk bölü dl dq eşit sıfır koşuluyla yaparsam bu del k bölü del l olur. Bu da yine aynı formülden eksi fl bölü fk eksi büyük fl bölü f, büyük fk olarak çözebilirim. Bunun da iktisatta bir adı var. Bu işte marjinal teknik ikame oranı. Sermayenin emeğe marjinal teknik ikame oranı. MRTS Marginal Rate of Technical Substitution KL. Yani Capital Labor. Sermayenin emeğe marjinal teknik ikame oranı. Ne demek? Bir birim, şimdi üretimi sabit tuttum. Yani üretim değişmiyor, üretim aynı. 100 ton üretiyorsam 100 ton üretiyorum o şeyi. Orada sabit tuttum. Bunu biraz daha fazla emek, biraz daha az sermaye ile ya da biraz daha az emek, biraz daha fazla sermaye ile yapabilirim. Sermaye emek oranımı değiştirebilirim biraz. Biraz daha fazla işçi saat kullanır biraz daha az makine saat kullanabilirim veya biraz daha fazla makine saat biraz daha az işçi saat kullanarak hep aynı üretimi yapabilirim. Çok tuhaf bir üretim şey değilse hani e, hiçbir şekilde dönüşmeyen çok katı bir teknolojisi yoksa o zaman bu dönüşümü yapabilirim. E, öyle olursa da işte bu yani şeye bu dönüşüm oranı marjinal teknik ikame oranı yerine koyma yani marjinal teknik ikame oranı. Ee, işte budur. Eksi fl bölü fk yani del k bölü del l'dir bu. Ee, bu da bizim işte eş ürün eğrilerinin eğimi dediğimiz şeydir. Eş ürün eğrilerinin eğimi yani belli bir üretim düzeyini sabit tuttuğumuz zaman emekle sermayenin birbirine yerine geçme oranı eş ürün eğrilerinin eğimi geometrik olarak budur. İşte bu da marjinal teknik ikame oranıdır. Bu denklemden bu da çıkar. Peki bu da güzel. Gelelim Ha, şimdi nereye geldik aslında şeyi bitirdik o söyleyeceklerimizin çoğunu söyledik ama bir de ya elimizde tek denklem değil de bir çok denklemden oluşan bir denklem sistemi varsa modelimiz bir denklem sistemi ise örtük denklemlerin bir sistemi ise yani örtük bir şeyimiz örtük fonksiyon teorimin eşanlı denklemlere genellenmesi bunu yapacağız şimdi son işimiz de bu Tabii pek bir şey değişmeyecek bir ufak şey var ekleme gelecek onun haricinde aynı şeyler e, İngilizcesi Generalization of Implicit Function Theorem to Simultaneous Equations. Örtüp fonksiyon teoreminin eşanlı denklemlere genellenmesi. E, nasıl genelleyeceğiz? Bir defa denklemleri yazacağız. Burada işte denklem sistemi olunca sırada tabii önem taşıyor. E, baştan sırayı nasıl kurduğumuz değil ama baştan nasıl kurmuşsak onun devamında aynı şekilde devam etmekte de, Tutarlılıkta önem taşıyor biliyorsunuz. Diğerde yani... Statik denklem sistemlerinde de aynı şeyi gördük. Ama şimdi işte türevsellerle falan yine şeyde daha hani e, çok değişkenli çok denklemli. Üstelik içsel değişkenlerden de m, fazla sayıda var. Ona göre işte şey yapmamız için ucunu kapı, kaçırmamamız için ne olması lazım? E, baştan modeli hangi sırada kurduksa değişkenlerde hangi sırada geliyorsa ondan sonraki işleri de o sırada yapmamız lazım. Peki nedir? Soru şu. Büyük F1 işte Y1'den YN'ye kadar N tane içsel değişken ve X1'den XM'ye kadar da M tane dışsal değişkenimiz var modelde. Kimin içsel kimin dışsal olduğunu biz belirliyoruz ya da baştan bize veriliyor bu. Y1'den YN'ye içsel diyoruz. X1'den XM'ye kadar da dışsal. Tamam. Güzel. Aralarını da bak noktalı virgülle ayırıyoruz. Çünkü içsellerle dışsallar kimler hesabını şaşırmayalım, karıştırmayalım diye y1'den YN'ye kadar içsel noktada virgül x1'den XM'ye kadar dışsal hepsi parantezine bu f1'in argümanları. Ve f büyük f1 eşit 0. Büyük f2 de aynı argümanlar var eşit 0. Büyük f3 filan gidiyor böyle büyük fn n tane içsel değişkenimiz ve n tane denklemimiz örtük denklemimiz var. Hepsi eşit 0. Yani homojen bir denklem sistemi bu. Ne demek? Her tarafı eksi sağ tarafı hep 0 demek. İşte örtük denklemler, örtük bir denklem sistemi böyle verilir. Örneklerini falan yapacağız daha sonra tabii. Bu bir şimdi genel halini tartışıyoruz. Soru şu, bu örtük denklem sistemi y1'den yn'ye kadar içsel değişkenleri, x1'den xm'ye kadar dışsal değişkenlerin f1'den işte küçük f1'den küçük fn'ye kadar açık fonksiyonları olarak ifade edebilir miyim? Böyle fonksiyonlar var mıdır ve bunların türevleri var mıdır? Aslında türevleri zaten beni ilgilendiriyor da yani ilk önce varlığını tabi bilmem lazım. E kim verecek bana bunu? Örtük fonksiyon teoremi verecek. Bu teoreme biraz öncekinin genellenmiş hali. Genel örtük fonksiyon teoremi. General implicit function theorem). Tamam. Şimdi genel örtük fonksiyon teoremi. General implicit function teoremi. E bunu nasıl yapacağız? E, bu teoremde e, A koşulu aynı. Büyük F1'in işte Y1'e büyük F2'nin büyük F1'in y e, bilmem ne bütün Y'lere ilk ve X'lere göre, ondan sonra büyük F2'nin büyük f falan büyük FN'in yani tüm bu denklemlerdeki büyük F fonksiyonlarının örtük fonksiyonların örtük denklemlerin içsel, dışsal tüm değişkenlere göre kısmi türevleri var ve sürekli olacak. Ve bunu göreceğiz. Bu A koşulu. Genellikle sağlanacak bu zaten sağlanmazsa ileri gidemiyoruz. Ha ondan sonra B koşulu ne? fi eşit sıfır i dediği birden n'ye kadar yani bütün bu denklem sistemini eş anlı olarak aynı anda sağlayan f eşit sıfır denklem sistemini sağlayan x1 0 xm sıfır y1 0 yn sıfır gibi bir noktada isterseniz sadece x1 0 xm 0 kısmını da alabilirsiniz burası tanım kümesi demek y'leri de koyarsanız tüm uzayı almış oluruz burası burada aslında m artı n boyutlu bir uzayda çalışıyoruz. Ha, böyle bir noktada Sistemin Jacobi determinantı sıfırdan farklıysa hmm, o zaman işte A, B koşulu da demek ki öncekinde neydi? Büyük F'nin Y'ye göre kısmi türevi sıfırdan farklı olacak. Burada ise sistemin Jacobi determinantı bu sistemin ne demek? Y'lere göre yani içsel değişkenlere göre kısmi türevlerinden oluşan matrisin determinantı demek bu. Yani büyük F1'in Y1'e göre, büyük F1'in Y2'ye göre, büyük F1'in işte YN'ye göre, sonra büyük F2'nin Y1'e, büyük F2'nin Y, büyük F2'nin YN'ye F2 falan böyle gidiyor. Büyük F'nin Y1'e, büyük FN'nin YN'ye kadar türevleri. Bunları böyle sırayla e, şeyler, satırları o matrisin denklemler, sütunları da içsel değişkenler olmak üzere bunu matrise oluşturursak bu Jacobi matrisidir. Bunun determinantı da Jacobi determinantıdır ve bu sıfırdan farklıysa o zaman örtük fonksiyon teoremi geçerlidir. Ne demek bu? Kısmi türevlerin var ve sürekli olması fonksiyonun yumuşak olduğunu söylüyor. Köşe yapmadığını ve tanımsız tanımsızlık zaten olmaz türevler olabilmesi için. Ha. Jacobi'nin sıfırdan farklı olması ne söylüyor? Hatırlayalım Jacobi determinantlarını. Kullandık bunu daha evvel. Sınavda da çıktı değil mi? E, neydi Jacobi determinantı? Bir denklem sisteminin e, birinci derece türevlerinin matrisi bunun determinantı Jacobi determinant yani bu matrise Jacobi matrisi determinantında Jacobi determinant diyoruz denklemler satırlarda değişkenler sütunlarda olmak üzere e bu bize neyi gösteriyordu o denklem sisteminin bağımsız olup olmadığını gösteriyordu fonksiyonel bağımlılığı test ediyordu sınıyordu değil mi bu e Jacobi sıfırsa Jacobi determinantı sıfırsa o denklemler bağımlıydı o şeyin o denklemlerin tek çözümü yoktu Tutarlıysa sonsuz çözümü tutarsızsa da hiç çözümü yoktu. Ama şeyler e, Jacobi determinantı sıfırdan farklıysa o denklemlerin o denklemler şey olarak doğrusal da değil fonksiyonel olarak genel olarak fonksiyonel olarak bağımsızdı. Doğrusal bağımsızlık onun bir alt kümesi biliyorsunuz. E, Jacobi determinantı sıfırdan farklıysa denklemler bağımsız o zaman da sistemin tek çözümü vardır. İşte sistemin çözümü olma koşulu zaten. B koşulu Örtük fonksiyon teoremin sistemin çözülebilir olma koşulu. Yok çözülemeyen sistemle çalışamayız zaten. Evet. Dolayısıyla da işte buradan anlıyoruz bu örtük fonksiyon teoreminin gücünü. Peki güzel. Güzel. O zaman ne diyor? Bu A ve B koşulları sağlanıyorsa örtük fonksiyon teoremi yine aynı şey diyor. Öyle ki bu x10 1 xm0 noktasının isterseniz buna y10 1 yn0 da ekleyebilirsiniz. Tüm uzayı noktasını ifade etmek istiyorsa da bu uzatmaya gerek yok. Sırf tanım kümesi uzayını alınca işte m boyutlu uzay x1 sıfır xm sıfır noktasının öyle bir n komşuluğu vardır ki orada y1'den yn'ye kadar içsel değişkenler x1'den xm'ye kadar dışsal değişkenlerin örtük bir fonksiyonudur. Bu örtük fonksiyon yi 0 eşit küçük fi x1'den sıfırdan xm 0 denklemlerini sağlar. Yani y'ler içsel değişkenler dışsal değişkenlerin birer fonksiyonudur bu böyle açık fonksiyonlar da vardır aslında sen göremesen de diyor. Ek olarak büyük N komşuluğundaki tüm noktalar içinde bu fonksiyonlar vardır ve süreklidir, türevlidir. Türevleri de süreklidir. Yani y'yi eşittir küçük f'yi x1'den x1'e denklemlerini sağlar. Dolayısıyla da o komşuluktaki tüm noktalar için olunca o komşulukta büyük f y1, y n x1, x m modeli yani şunun tamamı denk sıfır oluyor. Yani şu denklemler hepsi denk sıfıra dönüşüyorlar. Ee, yani büyük F, Y bir X1, xm denk sıfır denkliklerine dönüşür. Ayrıca küçük F, fonksiyonları süreklidir ve büyük küçük F, nin birden işte X1'den xm'ye kadar kısmi türevleri de vardır ve süreklidirler. Örtük fonksiyon terim bütün bunları söylüyor denkliğe dönüştükten sonrası ise örtük fonksiyon kuralı oluyor. Oradan işte iki tarafın türevselini alıp hani sol tarafın türevselini alıp sıfıra eşitleyerek oradan istediğimiz türevleri çözüyoruz. Yine aynı. Matris halini görelim. Tabii matrisler geliyor burada. Çünkü bu böyle bir denklem sistemini matrissiz işlemek mümkün değil. E o zaman ne oluyor? Burada A koşulu zaten işte bütün şeylerin bütün f'lerin bütün içindeki y ve x'lere göre içsel dışsal tüm değişkenlere kısmi türevlerini alıp bakıyoruz. Ya sabitler ya küçük şeyler çıkıyor ne çıkıyorsa var ve sürekli olmaları gerekiyor o şeylerin onu da genelde görebiliyoruz. Ve elimizde açık haller yoksa varsayabiliyoruz. Peki şey ne yapıyoruz? Jacobi'yi Jacobi'yi oluşturuyoruz. Jacobi nedir? Büyük f'lerin içsellere y'lere göre kısmi türevlerinin matrisidir determinant da bunun determinantıdır. Jacobi determinant işte burada J. Heh. Peki nedir bu sırayla? Şeylerde satırlarda denklemler olacak. Sütunlarda değişkenler olacak. <laughs> yani birinci satır büyük F1, ikinci satır büyük F2, sonuncu satır büyük Fn'ye ait olacak. Birinci sütun Y1, ikinci sütun Y2, üçüncü sütun şey, N'inci sütun da Yn'ye ait olacak. Dolayısıyla burada işte del F1, del Y1'den Del F1 olacak. Burası şurada Y demiş. Bunu düzeltmek lazım. Yanlış olmuş. Del F1 değil. Aynı şey aslında da del F1 diyoruz. Uzatmamak için. Del F1 bölü del YN olacak. Yok tabi Y dediği. Burası X1 aslında. Bu yanlış. Burada yanlış. Bu, bu Y'yi silmek lazım. Ee, düzeltebiliyorsam düzelteyim. Hatta şimdi düzelteyim onu. Evet. Şöyle daha doğru olacak bu. Nedense orada bir Y kalmıştı yaparken, kopyalarken falan herhalde. <laughs> Peki. Nedir? İşte del F1 bölü del Y1'den del F1 bölü del Y'ye sonra del F2 bölü del Y1'den del F2 bölü del Y'ye en sonucu da del Fn del büyük Fn bölü del Y1'den del büyük Fn bölü del yn'ye kadar bu şeyin sistemin kısmi türevleri bu sırada sırayı bozmadan koyunca bu Jacobi matris. Bunun determinantını alınca da Jacobi determinantı. Bunun sıfırdan farklı olması. Ne demek? Bunun sıfırdan farklı olması sistemin ee, bağımsız olması ve tek çözümünün olması demek. Dolayısıyla da çözülebilirlik koşulu işte. A ve B beraber örtük fonksiyon teoremini sağlıyor örtük fonksiyonu teoremi de bize örtük fonksiyon kuralını veriyor. Dolayısıyla işte y1 sıfırdan yn sıfıra küçük y'lerin her biri küçük x'lerin x1 sıfırdan x m sıfıra bağımsızların yani içsel değişkenler bağımsızların küçük f1'den küçük fn'ye kadar birer fonksiyon olarak ifade edilebiliyorlar. Yani her bir içsel değişken dışsal değişkenlerin birer fonksiyon olarak ifade edilebiliyor. Sonra ne oluyor? Ee, şeyler denk, denkliğe dönüşüyorlar büyük F1'den büyük Fn'ye kadar denklemler denkliğe dönüşüyorlar o komşulukta n komşuluğunda eşit denk sıfır oluyorlar e denk sıfır olunca da sol tarafların türevselini alıp sağ taraf sıfırın türevsi zaten sıfır bunları eşitleyebiliyorum yani büyük D büyük F1 eşit sıfır D büyük Fn eşit sıfır diye bu denklem sistemin türevsellerini alıp sıfıra eşitliyorum bunun açık halde şöyle görünüyor İşte del büyük F1 bölü del Y1 çarpı DY1 artı del büyük F1 bölü del Y2 çarpı D2 filan böyle del büyük F1 bölü del YN çarpı dyn'e kadar gidiyor. Sonra X'leri geliyor. Del büyük F1 bölü del X1 DX1 del büyük F artı del büyük F1 bölü del X2 DX2 artı artı artı, artı gidiyor. Del F1 bölü del x m, m d x m kadar gidiyor. Hepsi eşit sıfır oluyor bunda. İşte türevsel. Diğerlerinde böyle açınca en sonunda işte del büyük f n bölü del y bir d del büyük f n bölü del x m d x m kadar toplam türevsel eşit sıfır. Dikkat ederseniz bu toplam türevsellerin kat sayıları da bizim yukarıda a koşulunda hesapladığımız türevler. Yani örtük fonksiyon türevinin a koşulundaki olma var ve sürekli olması gereken türevler bu türevsellerin kat sayıları. Dolayısıyla türevselin olmasını şey o koşulu o da. Yani bu türevselleri oluştururken A koşulunda elde ettiğimiz türevleri kullanıyoruz. Şeyler bunlar. Çarpanları o D'ye katsayıları kat sayıları bunlar. Dolayısıyla da A koşulunda biz bunu test ettik. Sistemin çözülebilirliğini de B koşulunda gördük. Jacobi determinantının sıfırdan farklı olmasıyla. Sonuçta hep denklem sistemi çözümü hikayesi yani. Peki güzel güzel e, o zaman şöyle yapıyor. E, buradan itibaren de sadeleştirebiliriz. Çünkü ben her seferinde bir tane x'in bir tane dışsalı değişken diğerlerini sabit kabul edeceğim. Seteris paribus varsamı yapacağım. Her seferinde bir tanesinin etki y'lere etkilerini inceleyeceğim. E, o zaman da ne yaparım? E, ya hani biraz hamallık yapmak istiyorsam bütün x'leri karşı tarafa atarım burada yaptığı gibi. Ya da baştan bir varsayım yapar. E, ortalığı temizleyebilirim de. Ama Burada, buradaki gibi yapalım. E, neymiş? İşte e, içseller solda, dışsalları sağa attık. İçseller solda, dışsallar sağa aşaması bu. E, bütün dy Birli terimler, DY1, DYN'ye kadar olan Y'liler solda kaldı. X'liler sağa gitti. Dolayısıyla karşı tarafa geçince eksi oldu başlarının onlar Dolayısıyla da şu denklem sistemini elde etti. Yani büyük del F1, del 1 bölü del 1 çarpı DY1'den büyük del 1 bölü del YN, çarpı DYN'ye kadar eşit eksi del f1 bölü del x1 dx1 den eksi 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 del f1 bölü del x m dx kadar. Bunlar böyle gidiyor. Sonuncusu da işte büyük del büyük fn bölü del y1 dy1 den artı 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 büyük del büyük fn bölü del y n dy kadar sol tarafta eşittir eksi del büyük f n bölü del x1 dx 1den eksi eksi del büyük f n bölü del xm dxm'ye kadar bu şekilde Denklem sistemini oruçluyoruz. Sol içseller, sola dişsallar, sağ. Sonra ne yapıyoruz? Varsayım yapıyoruz. Diyoruz ki y'ler değişken, bir de x'in x in j in değişken. Mesela x1 değişken, x2'den xm'ye kadar diğerleri sabit. Ne demek? Bu dx2'den dxm'ye kadar o değişimler sıfır demek. Genel ifadesi dxj farklı sıfır, dxk eşit sıfır, kj'den farklı olmak kaydıyla. Yani bir tanesini x'lerin bağımsızların bir tanesini değişken, diğerlerini sabit kabul ediyoruz demek. Bunu yapınca ortalık temizleniyor. Yani hangi o şey kaçıncısıysa o sütun kalıyor. Geri kalan x'ler, dx'ler sıfır olup yok oluyorlar. Ortalık şöyle bir hale geliyor. Sol taraf aynı kalıyor. Sol taraf değişmiyor. Sol taraf del f1 bölü del y1 1 işte artı bilmem ne del f1 bölü del y kadar. Ama sağ tarafta sadece eksi del f1 bölü del x y dx kalıyor. İkinci denklemde de öyle. Sonuncu denklemde de işte del fn bölü del y1 dy1 artı artı gidiyor. Del fn bölü del yn dyn'e kadar eşittir. Sağ tarafta eksi del fn bölü del x y dx kalıyor. Tamam. Sonra matris denklemi haline çeviriyorum bunu. Kat sayılar işte del f1 birden bölü del y1'den del fn bölü del y'ne kadar o bir kat sayı matrisi oluyor. Bu DY1'den DYN'ye kadar D'ler Y'nin türevselleri vektörüyle çarpılıyor. Karşı tarafta da eksi del F1 bölü del xj'den, eksi del FN bölü del XY'ye kadar sütun vektörü, bağımsızlar vektörü çarpı DXY, bağımsız değişkendeki değişim. Tamam. Nasıl çözerim? İşte bu bir denklem sistemi. matrisi aynı denklem sistemini varsayım altında e, sabit olan x'leri sadeleştirdik. Sadece bir tane dx y kaldı. Mesela birinci ise bu dx1 olacak. İkinci x'e dx2 hangisi ise hangi sırayla hangi x'deki değişimin y'leri nasıl etkilediğini merak, merak ediyorsak o x'i sabit şey, değişken tutacağız. Diğerlerini sabit tutup böyle temizlenecek ortalık. Peki bu bir denklem sistemi nasıl çözeriz? E şu baştaki kat sayı matrisi Jacobi matrisi zaten. Onun determinantının sıfırdan farklı olduğunu gördük. Demek ki bu matrisin tersi var. Tersi varsa tersini alıp bir çırpıda sağ tarafla çarparak değil mi? Oradan çözebiliriz. Bir defa her tarafı dx, y'ye bölerim. dx, y, dx, bölünce 1 olur yok olur. Buralarda dy1 bölü dx, dyn dy, bölü dx, kadar e, türevler istediğim kısmı türevler vektörünü elde ederim. Hangi koşulda? E, dx, k'ların sıfır olması koşulunda. Yani K'lı C'den farklı olmak üzere. Yani seteris Paribus koşulu kısaca. Yani kısmi türevler oluyor. Y1'in XC'den YN'nin XC'ye kadar kısmi türevlerinin vektörü kalıyor burada. Bakalım. Şurada bir yerde karşımıza çıkacak o. Evet. Bakın burada her tarafı DXC'ye bölünce işte baştaki Jacobi matrisi, katsayı matrisi aynı. Ee, dy birden dn'ye kadar olan vektör dxj'lere bölünce dy1 bölü dxj, dn bölü dxj vektörü oldu. Ee, hangi koşulda? dxk eşit sıfır, kj'den farklı olmak koşuluyla. Sağ tarafta ne var? dxj bölü dxj1. Dolayısıyla sağ tarafta işte eksi del f1 bölü dxj'den, eksi del fn bölü dxj'ye kadar o e, büyük f'nin x'lere göre xj'ye göre kısmi türevlerinin vektörü kaldı. Başında da eksisi var. Dolayısıyla da Jacobi çarpı istediğimiz türevlerin vektörü, kısmi türevlerin vektörü, içsellerin dışsallara göre, dışsala göre kısmi türevlerin vektörü eşittir. Eksi büyük f'lerin dışsallara göre, dışsala göre pardon tek bir dışsal çünkü değişken burada diğerlerini sabit kabul ettik. O zaman ona göre kısmi türevlerin vektörü şeklinde denklem sistemini elde ettik. E, tersi varsa o Jacobi'nin tersiyle bu karşı sağ taraftaki bağımsız sütun sütun, vektörünü çarparak bir çırpıda y1'in xy'den yn'in xy'ye kadar kısmi türevlerini yani del y1 del, X, del xy'den del X, del, y1, del X, kadar bunları bir çırpıda çözerim. Ya da kramerle tek tek de çözebilirim. Orada da formül şu. Del y1 bölü del xy Del y, l demiş bu. Bir değil de l genel olarak. Arıyor. o j, l bölü j olacak. Birinci ise j1. Neydi hatırlayanın krameri? J1 dediğimiz şey e, J matrisinin birinci sütunu çıkarıyoruz. Onun yerine şu dışsallar vektörün sağ taraftaki dışsallar vektörünü takıyoruz. O J1 oluyor. Onun determinantı alınca J1 determinantı onu da Jacobi determinantına bölünce işte J'ye e, birinci değişkenin yani birinci içsel de değişkenin X J'ye göre kısmi türevini hesaplamış oluyoruz. İkincisi için daha aynı şey. Üçüncüyü öyle yapıyoruz. O da kremer oluyor. Tek tek hesaplamamız gerekirse. L birden N'ye kadar diye genel formunda yazmış. Ha bu arada bir not Jacobi matrisinin değerleri Jacobi matrisi sıfırdan farklı olacak. Güzel determinantı da nerede olacak? X1 sıfır XM sıfır noktasında yani o e, sistemi dengeye getiren o sistemi denklem sistemini baştaki örtük denklem sistemi büyük F sistemini sağlayan bir noktada hangi nokta civarında çalışıyorsak hangi noktayla ilgileniyorsak o noktadaki değerinin sıfırdan farklı olması gerekiyor. Jacobi matrisinin determinantının değerini o özel denge noktasında hesaplayacağız değere ihtiyacımız varsa veya herhalde B koşulunu sanamak için o, o noktada sıfırdan farklı olduğunu görmemiz lazım. Onu da işte değerleri oradan e, şeyden alacağız koordinatlar. O e, x1 0 x m 0 noktasının x1 yıldız x m yıldız veya x1 e x m e de diyebiliriz buna. O komşuluğun ortasındaki o denge noktası yani büyük F'leri sağlayan o noktada hesaplayacağız. Buna da dikkat. Evet, e, bugünkü dersimiz bu kadar şeylere geçmeyeceğiz, örneklere, egzersizlere geçmeyeceğiz. Çünkü sizin bunları şimdi bir iyice çalışıp oturtmanız lazım. Şu anda çok havada ve çok soyut kaldığını biliyorum. Hiç merak etmeyin, hepimiz ilk öğrendiğimizde öyle olduk. Ama zaman içinde oturacak. Şimdi güzel güzel bunları hepsini çalışın. Neyle çalışılır matematik? Kağıt kalemle çalışılır. Kağıt kalemle bütün bunların üzerinden geçin defterlerinize ya da kağıtlarınıza neyse kendiniz yazıp çizip kendiniz çıkardığınız zaman bunları o zaman malınız olur. Sadece seyrederek matematik olmaz. Şeyi unutmayalım. Rabindranath Tagore'un sözünü unutmayalım. Kıyıda denize bakarak denizi geçemez. Ne yapman lazım? Yüzüp içine girip yüzüp denizi geçmek lazım. Onun için de matematikte kağıt kalemle yapılır. Kağıt kalemi elinize alıp bütün bunların üzerinden geçip iyice oturması anlamanız lazım. O zaman ondan sonra egzersizlere geçir gelecek derste veya başka zaman neyse yaparız. Evet. Benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Ee, soru veya söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok hocam ağzınıza sağlık teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ederim. Ee, şimdiden herkese iyi bayramlar ee, şeyden ederler pazartesi günü görüşmek umuduyla herkese güzel bir hafta sonu güzel bir bayram dilerim sağlıcakla kalın. İyi bayramlar hocam size i̇yi de. İyi bayramlar.